Merhabalar. Başladık. Merhaba dostlar. Bu gece yeni ismimizle yaptığımız ilk programımızdayız. Kolejliler Platformu. Ben de kolejliğimi bugün itibariyle, geçen hafta itibariyle ben de Kolejliler Platformu'na değiştirdim. Bugün de çok sevdiğim bir dostumu, az önce hesapladık da 40 yıllık dostum olmuş. 40 yıldır dostuz. Bir dostumu ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sevgili Tolga Gariboğlu, Tolga abi, 84 mezunu, bize New York'tan katılıyor. Zeynep'ciğim, alalım mı Tolga abi? Alabiliyor muyuz? Alabiliyoruz. Seben geliyor. Harika. Tolga abi burada. Merhaba, merhaba. Teşekkürler. 40 yıllık dostum dedim, New York'tan katılıyor dedim. Evet, ilk. Evet, başka ne diyeyim? Daha ne diyeyim? Gayet. Nereden başlayalım? Okuldan başlayalım. Tamam. Ortaokuldan başlayalım. Ortaokul bizim en azgın dönemimizdi. Lise de azgın dönemimizdi. Azgındı yani. Evet, tamamıyla azgındık. Yani ortaokulda ben bir gün hatırlıyorum ki bizim hat muavinimiz, müzik hocamızdı galiba. Gelip bizim sınıfta herhalde 12'mizi birden sıraya dizip hepimizi teker teker birer tokat atmıştı. Ben onu çok iyi hatırlıyorum ama bunlar bizim zamanımızda normal şeylerdi. Güzel şeylerdi. Şimdi bugün bunu nasıl olacağını hiç düşünemiyorum bile. Nereden nereye gelmişiz? Top senin. Teşekkür ederim. İlkokul, ortaokul, lise hep kolejliler oldu ve kendimi çok şanslı görüyorum gerçekten. Kesinlikle. Hepimiz okulumuza hayranız. Hep okulumuzdan bahsederken farklı bir duyguya giriyoruz. Ama okulumuzda açısıyla iyisiyle hepsi muhteşemdi. Her şeyiyle. Ve okulumuzda bize öğretildiği gibi de ne kadar nitelikli, ne kadar özel derken özel anlamında değil. Özel bir okulda okuduğumuzu bilmemize rağmen hiçbir zaman bunu bir kendimizi farklı pozisyonlama yolu olarak görmedik. Bunu da bize öğretti herkes. Çünkü o yıllarda hani bir yerde bile okulunu söylerken çok gururla söylüyordun. Şimdi de öyle okulumuz. Ama bize bu da öğretilmişti orada. Çok şanslıyız gerçekten. Böyle bir eğitim aldığımız için, böyle öğretmenlerle iç içe olduğumuz için ve böyle arkadaşlarla, okul arkadaşlarıyla bir arada okuma şansını elde ettiğimiz için bu kadar özel insanlarla çok şanslıyız. Kesinlikle. Tolga abi nereden başlayalım? Hugo'dan mı başlayalım? Tamam. Öyle yapalım. Hugo'dan mı başlayalım? Son dönemlerde ne yaptığından mı başlayalım? Kolejden başladık. Zaman içine göre gittiğimize göre bizim belki TRT Çocuk Saati'nden başlayabiliriz. Belki sen de Pamir aynı sınıftaydık. O yıllarda ben okuldan çıkıp seslendirmelere giderdim. İşte TRT'de ki Hakan abi falan da mı oradaydı Hakan Ateş? Hakan Ateş de oradaydı. Tabii o Çocuk Saati'nde bizden bir önceki yani bizden bir büyük olan gruptaydı. Kolejden çok kişi vardı tabii bizim Çocuk Saati'nde. Belki hatırlarsın Çocuk Bahçesi programları, Arkası Yarınlar vesaire radyoda programları. Oyun Treni. Aa tabii canım o yılların. Evet TRT Tekken çok etkiliydi. Bir şey yayınlandığında herkes onu seyrediyordu. Ondan sonra işte üniversite bittikten sonra Ankara'dan İstanbul'a göçtüm ve Hugo macerası başladı. Ona geçelim biraz. O da 16 yıl sürdü. Sadece bir çocuk programı olmakla kalmadı. Birçok mesajı, birçok doğruyu, kendimizce doğruları tabii ki o dönemin çocuklarına, gençlerine enjekte ettiğini düşünüyorum o programın. Birçok güzel mesajı. Benim için şans oldu. 16 yıl sürdü. Bir yandan da işte İstanbul ve New York arasında geçen 10 yıllar oldu iş hayatıyla ilgili. Buradan başladık ve özetledik. Şimdi kolejimize mi dönelim? Kolejimize dönelim nasıl istersen. Geçen gün birazcık debeleniyoruz ama bir yerden sonra tutturacağız bir yolu. Şimdi kolejimizde neredeyse her bir öğrenci
her bir öğretmen ve her bir idareci benim gözümde ayrı bir stardı. Çünkü gerçekten çok özel bir eğitim vardı. Çok nitelikli, bakış açısını çok farklı kılan bir eğitim vardı. Fakat bütün öğretmenlerimiz bence bizim için stardı. Hepsinin ayrı ayrı karakterlerini biliyoruz. Hoş, enteresan ama hepsi saygı uyandıran öğretmenlerimiz. Hep öyle anıyoruz. Fakat geçen gün konuk ettiğiniz bir öğretmenimiz, bir müdür mavinimiz ve bir müdürümüz Ebrize Hoca'yı seyrettim. O yıllarda şunu hatırlıyorum. Annem bir veli görüşmesinden döndüğünde veya okulda Ebrize Hoca'yla karşılaştığında koridorda sohbet ettiğinde eve gelip bir iki saat onu anlatırdı. Onun etkisiyle gelirdi. Büyülenerek gelirdi. Ben koridorda Ebrize Hoca'yı görünce birbirimiz heyecanlanırdım ya. Yani evet, herkes okulda müdürünü, müdüresini görünce heyecanlanır, bir kendine çeki düzen verir ama o duruş, Ebrize Hoca'mın o endamı, bakışı, sözleri, mesajları, konuşmalarındaki doluluklar. Onu seyrettim ve yıllar sonra çok heyecanlandım. Sizin yayınladığınız programı seyrettim sonradan. Ne kadar şanslıymışız. İlkokulda müdürümüz Ebrize Hoca'ydı. Sonra Kıvılcım Hoca'ya yetiştim ben. Herkesin çok iyi andığı. Gerçekten çok özel bir okulumuz var. Evet. Ben okulun öğlenleri eve giden tayfasından. Herkes benim eve gidip yemek yiyip dönmemi bazen kıskanırdı, bazen kıskanmazdı. Ben de hep okulda olanları merak ederdim. Bize biraz okulda öğlenleri neler oluyordu, biraz anlatır mısın? Herkes çok usluydu. Hiç yamak yapmazdık. Hiç kimseyi rahatsız edici davranışlarda bulunmazdık. Şaka yapmazdık mesela. Yani dernekte öğlen yemeğe gelirdik. Böyle dizlerimiz birbirine bağlı, ellerimiz düzenli, o yemekleri yerdik ve kalkıp robotik bir edayla sınıfımıza gidip yeni dersin başlamasını beklerdik. Yani senin kaçırdığın çok bir şey yok Pamir. Yok. Üzülme. Hayır. Yani şeylerden bahsediyorsan eğer, hani öğlen sıcak havada işte 5-6 kişi, hep iş bölümü vardı. Yani o kadar iyi takımlar halindeydik, o kadar iyi bir okulumuz vardı ki mesela öğlen yapacağımız bir aktivitede çok iyi takım olurduk. Sen yemek için eve gittiğinde hava sıcaksa mesela biri der ki sen yumurtayı alıyorsun, sen kova ve su, sen un, sen talaş, aşağıdan talaş. Mesela birini kurban seçip koşup ilk kişi işte yumurtayı kafasına geçirir, talaşı basardı, onu döker, suyu dökerdik. Yani böyle geçiyordu öğlenleri ama. Yani öğleden sonra da güzel gidip yıkanıp gelip okulda derse giriyor. Hayır. Ama bu anlattığımın hala da yapıyorlar mı bilmiyorum bizim Koreliler ama. Şöyle, benim oğlumun okulunda yapıyorlardı. Bu yıl yasaklamışlar. Yumurta, şampuan ve krem de dökerdik. Bir kişi de şampuancı olurdu sudan önce. Yani yumurta üstüne talaş, şampuan sonra su döküp bir de karıştırıp kaçardı. Ama eğitim iyiydi. Okulumuzun eğitiminin üstüne. Ne söyleyeceğim? O her sene yasaklanıyordu ama biz her sene hala yapıyorduk. Biz her sene, bizim lisede esas yasaklanan şey yukarıdan aşağı balon içine su atmak. Evet. Bizim bizim zamanımızda da oldu. Evet. 3B sınıfı bizim şeydeydi. Nasıl diyeyim? Lisede müdür tarafında tam üstünde bahçeye çıkılan kapının bir yanıydı aslında. Yani tam bahçeye en kritik şekilde su atılacak noktadaydı ve öğlenleri bizim sınıfta balonlar dolardı. Ama şey değil, yanlış anlaşılmasın. Atmak amacıyla falan değil. Yani. Su dolu balonlar. Tabii. Öyle dur, dekor. Dur, dekor. Sonra yanlışlıkla çıkardı. Lisede gerçekten samimi olarak güzel arkadaşlarımız oldu. Güzel bir çevremiz oldu. Ve ben hala o çevrenin faydasını görüyorum. Sevgili şu anda lisede okuyan arkadaşlarımıza, gerçekten lisedeki bu gücü ilerleyen dönemde de kullanmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü bu öyle bir güç ki şu anda etrafımızda 40 bin tane, en az 40 bin tane kolejci var. Bu saydığım rakam sadece Ankara Koleji'nden gelenler. İstanbul Koleji var, başka kolejler var. Bu eminim ki 40 binin üstüne çıkıyordur zaman, yani bu dönemde. Bu 40 bin kişi ülkemizi gerçekten
çok iyi yerlerde temsil ediyor ve çok iyi noktalarda bulunuyor. Benim lisede ve ortaokulda yaptığım, düşündüğüm en yani o gün düşünmüyorduk ama yaptığımız en önemli şey ileriye dönük olarak iyi dostluklar, iyi arkadaşlıklar edinmek. Bu arkadaşlıklar hayatımızın devam eden noktalarında da bize eminim, gençler için konuşuyorum, çok yararı olacak. Bize çok yararı olacak. Çok katılıyorum. Bize kolejde öğretilen bir duruşla birlikte bu anlamlı. Birincisi her okul, her organizasyon, her sivil toplum örgütü, her mahalle, her iş yeri, belli kişilerin bir araya gelmesi ve birbirine sıcak duygularla bağlanması, sarılması, birbirine destek olması için bir vesiledir. Temelde de okullar böyledir, liseler, üniversiteler. Bu çok güzel bir şey. Fakat kolejde bize verilen bir başka büyülü his daha vardı. O da şuydu. Birbirinizle ekip olmak, aynı anlayışta, aynı ruhta olan kişilerin birbirine destek olması ve fakat seninle aynı görüşte olmayan, seninle hayata aynı bakmayan, yaşam biçimi olarak olabilir, düşünce yapısı olabilir, her ne olursa olsun herkesin birbiriyle aynı, eşit ve sevgi dolu olduğu bize verilmişti. Ebrize hocam gibi birçok hocam tarafından ve herkesin birbirini sevmesi, sıcak olması, ayrıştırmaması gerektiğini. Dolayısıyla kolejin şöyle bir özelliği vardı. Ankara'nın, yani bu herkesçe bilinen bir şey, en kalbur üstü, en nitelikli, en iyi eğitimli verildiği, en iyi öğrencilerin en iyi yetiştiği okul olmakla beraber kendini toplumdan soyutlamaması, buradan çıkan kişilerin toplumu için, ülkesi için yararlı olacak şeyleri hedeflemesi ve tabii ki birbirini koruması, ardında olması, birbirini desteklemesi. Bunların dengesini kolejler aynı dönemde mezun olduk Pamir'cim, sen yaşadın. Şimdiki genç arkadaşlarımız da yaşayacak. İkisinin dengesini biz çok güzel kurduk. Çok güzel kurduk ve bu herkes için, tüm kolejler için çok önemli bir avantaj oluyor. Kesinlikle. Burada bir tane bir kıskandım, bir komentar bulunmuş. Tolga abi yılları durdurmuş diye. Hakikaten de Tolga abi yılları durdurmuş. Tolga abi lisede birazcık hakikaten biz kelleştik ama saçının önünde beyazlar olmuş. Yani şu beyazların daha yayılması için çıldırıyorum ama artmıyor. Beyazları çok seviyorum. Gerek yok abi. Evet ama tabii ki senin karizman o zaman da aynıydı. Pamir'in tabii bir o zaman saçım var. Var ama bir de enerjisi var Zeynep. Şimdi olduğu gibi sınıfa girdiğinde veya bir ortama girdiğinde yani o biraz da gür sesiyle, enerjisiyle ya mutlaka bir dinlerdin. Sürekli bir şeye müdahale olurdu, bir şey derdi, bir fikri olurdu ama ne diyor diye bakardın yani. O enerjisi hala duruyor. Boş fikirler. Yani evet, bazı şeyler durmuyor olabilir ama ruhu, o güzel ruhu bunu yapabilir. Peki. Kolejden sonra, koleje daha sonra döneriz. Kolejden sonra ne yaptık Tolga'cığım? Kamu yönetimi ve siyaset bilimi okudum. Ondan sonra o bitti. İstanbul'a. En güzel zamanı 84. Ya. 84'ten sonrası. Ya, tam böyle otlu olmaya başlarken. Çok güzel. Yani ODTÜ bence aynı bizim kolejimiz gibi. O da her dönem çok özel. Şimdi de çok özel. Ama o yıllar çok güzeldi gerçekten. Evet. Çok keyifliydi. Yine bir yandan işte seslendirmeler, TRT'de dışarıdan işte yönetmenlik yapımların içinde olmak gibi şeyler vardı. Daha Hugo yoktu tabii ODTÜ zamanı. Sonra ODTÜ bitti ve Hugo ile birlikte İstanbul'a taşındı. Ondan sonra da İstanbul, New York. Böyle gitti. Şimdi neyi konuşuyorduk en son? Kolejimizi bitirdik, üniversitemizi bitirdik. Üniversite yılları da çok güzeldi. Ankara, biz kolejler çok iyi biliyoruz ki Ankara başka bir duygu. Birçoğumuz İstanbul aşığı olmakla beraber, ben de öyleyim. Ankara'nın kendine has güzelliği, kalitesi bambaşka. Ankara'da gençlik geçirmek bir şans. Ama hep şunu söylüyorum, Ankara'da gençlik geçirdikten sonra İstanbul'da parlatmak da o da ayrı bir lüks işin gerçeği. İkisi bir araya gelince çok daha farklı bir ruh hali oluyor. Nereden devam edeyim? Biraz sizin
Platformumuzu konuşalım. Bir soru geldi. Oradan çok net devam edeceksin. Hayır. Milli güvenlik hocamızı da sevgiyle anıyor mu? O meşhur anı değil mi? Evet. Sedat İşleri. Evet. Sedat İşleri hocamız. Hocamızın bir... Gerçekten sevgili hocamız. Bugün bakıyorum da 40 yıl olmuş veya 35 yıl olmuş. O gün herhalde şimdi 85-90 yaşındadır. İnşallah sevgilerimizi sunuyoruz. Dinliyorum Tolga'cığım. Yani senden. O yıllarda hala olduğunu zannetmiyorum. Milli güvenlik dersi vardı ve asker olan, yani faal asker olan, hatta belli de bir rütbesi olan kişiler gelip bize o dersi verirdi. Kızlar erkekler hep beraber alırdık. Yani askere gitmekle ilgisi olan bir şey değildi yani. Sedat hocamızla sınıfta yaşadığımız anı, hatta bizim 3P sınıf olarak bazen buluştuğumuzda bu anı mutlaka bir kere en az konuşulur. Yani kısaca özetlemek gerekirse bizler de artık yaşlarımız ilerliyor. Takma dişlerimiz olmayabilir ama gelecekte mutlaka herkesin bir takma dişi olacak. Sedat hocamızı öyle kızdırmıştık ki ne olmuştu Pamir? Bize bir şey söylerken ağzındaki takma dişi fırlamıştı sınıfın ortası. Zaten genelde esasında Sedat hocayı kızdırmadığımız veya daha doğrusu Sedat hocayı çıldırtmadığımız bir dersimiz olmadı. Olmadı, evet. Doğru söylüyorsun. Çok doğru söylüyorsun. Hilmi Serbest hocamızın, hocamızın anıları çok meşhurdur. Hatta Nesrin'e miydi? Bizim sınıftaki sevgili arkadaşımız Nesrin'e miydi bilmiyorum. Bir arkadaşımız birinin saçına sakız yapıştırmıştı dersin ortasında. Evet. İdem yapıştırmıştı ya Nesrin yapıştırmıştı. Evet, birbirineydi galiba onlar. Zaten o sağ ön kapının orada duruyorlardı. Saçına yapıştırılan olan, Özlem de olabilir mi bizim Özlem Koyba? Saçına evet. Yapıştırılmış olan öğretmenim dedi. Bir şey diyeceğim hocam dedi. Ne var kızım dediğinde de işte şikayet ederek o benim saçıma sakız yapıştırdı dediğinde Bilme Hoca ne demişti? Her zamanki çılgınlığı da çok sayardık ve en sevilen hocalardan biriydi. Ne var kızım bunda, sen de ona yapıştır demişti. Sen de onun saçına yapıştır. Bilme Hoca bizim üst kat komşumuzdu. Aa! Evet. Ya biliyorum, ben gelmiştim hatta sizin binaya, kolejin orada. Evet. Hocaya gelmiştim evine, evet. Arada bir eğlence olması için gider ondan ders alırdım. Çünkü ondan ders almak yani benim için, başkasını bilmiyorum, çok keyifli bir şeydi. Ama... Her hocamızdan bir şey alıyoruz ya Pamir. Yani hayatta herkesten bir şey alıp besleniyoruz, kendimizi daha iyi götürmeye çalışıyoruz. Tabii yanlışları da alıyoruz bazen. Kolejde yani herkesten ben olumlu bir şey aldığımı düşünüyorum. Hocalarım, idarecilerim, arkadaşlarım. Hilmi Hoca'dan şunu almıştım. Zaman yönetimi yapmakla ilgili, inanır mısın, neredeyse her gün Hilmi Hoca'nın o tarzı aklıma geliyor. Mesela ders o zaman 45 dakika mıydı, 50 dakika mıydı? Dersin yarısını ders yapardı. Hatırlar mısın? Sonrasını şemat anlamında değil ama daha serbest bırakıyordu. O yüzden de biz o dersi, yani bize bir şekilde o dersi sevdirtirdi. Dersi sevdirdi ve o ilk 25 dakikada da hepimiz çok iyi öğrenirdik. Hepimiz çok konsantre olurduk. Yani ben en iyi matematik notlarımı Hilmi Hoca zamanında aldım. Kimsenin bir eksiği yoktu. Öyle notu bol olduğundan falan da değil yani. Öğretirdi bize Hilmi Hoca. Zaman planlamasıyla ilgili Hilmi Hoca'dan çok şey öğrendim. Sonra iş hayatımda da onu kullanmaya çalıştım. Hatta canlı yayınlarda bile bir şeyi böyle yoğun olarak tam anlamıyla konsantre yapıp sonrasını biraz daha relax yaparak onu balanse etmeyi ondan öğrenmiştim. Yani ben özür dileyerek, affedersiniz, affınıza sığınıyorum. Ben ya Hilmi Hoca'ya giderim ya Mustafa Üstünşah'a giderim. Onun evi de Mustafa Hoca'nın da bize yakındı galiba, öyle hatırlıyorum. Efendim Mustafa Hoca'nın evini yerini bilmiyordum. Bilmiyorum ama. Aa, şeydeydi galiba Mustafa Hoca. Şeyde miydi, ayrancının üstlerinde miydi? Ona da olabilir. Mustafa Hoca'nın evinin yerini bilmiyorum. Yani benim aklım bizim okul deyince bir Mustafa Üstünşah geliyor. Yani birçok hoca geliyor. Müzik hocalarımız var, Türkçe hocalarımız var ama Mustafa Üstünışık geliyor. Bir de Hilmi Hoca geliyor benim için. Ya. Hepsi birbirinden çok değerli, birçok hocamız var. Ebrizli Hoca geliyor. Şahsım adına Neriman Hoca geliyor, ilkokul hocam. Rahmetli İsmail Çetin. Tabii. Bu arada Erdem Melek geliyor. Erdem Melek'in öğrencisi oldun mu?
Olmadım. Nereden Melek'te ben her yıl, Allah rahmet eylesin, anneannemler tatilde olurdu. Anneannem beni ilk bir ay bakardı okuldayken. Her seferinde ilk şeyden bun alırdı. Tamam mı? İlk imtihan. Ondan sonra onu aldıktan sonra ya 4 alırdım ya 5 alırdım ya 6 alırdım. 6'nın üzerine bir kere çıkamadım. İşte kötü nota aldığımız bir gün, normalen yani kötü nota aldığımız günlerde çektiği yer şurasıydı. Şuradan tutar çekerdi ve kaldırırdı. Bence bana sorarsan şimdi öyle bir imaj oldu ki bugünkü sizin programınızda. Hani sanki bizim akrakoyucu böyle dayaklardan geçilme, yani her gün sopa ediyoruz. Tam tersine o dönemin, tabii ki her dönemin kendi has sosyal yaşamında kendi has kuralları var tüm okullarda olan. Bizim okulumuz bunların en az olduğu, olmamaya yakın olduğuydu hatta biz diğer okullardan. Bizim okulda bunlar vardı, öteki okullarda acaba neler vardı? İşte inşallah bundan sonra hiçbir yerde olmasın ama her şeyi dönemine göre değerlendirmek lazım. Senin bu anlattıkların bile o dönemde bizim aslında bizim okulda olmaz diye gururla anlattığımız, yani çok minimal olur diye. Onlara girdiğimiz zaman hocamız adını da hatırlayacaksınız bizim dönemden olanlar. Yani şuraları tutma konusunda ortaokuldaki, bahsetmeyeceğim çünkü bu konu bence çok konuşmamız gereken bir konu değil ama. Yani kesin hatırlarsın, bizim sınıftakiler, bizim dönemdekiler hatırlıyordu. Evet, hatırladım. El işi, resim, Tülay hocamız değil ama başka bir hocamız vardı. Şuradan saç grubunu belirlerken öyle bir süre geçerdi ki yanıma geldi. Giderdin. Şimdi hani normal şuradan tutun çekip biraz acıtmak var. Böyle bir o 2-3 dakika sürerdi. Buradan böyle bir grup favoriden bir grup saç böyle toplardı, beklerdi falan böyle. O anın gerilimi var ya, hani çekmesinden daha kötü. Sonra çekerdi de çok acıtırdı. Hiç unutmuyorum ama bence bir şeyi konuşalım mı? Bizim güzel kolejimizi. Abi esasında bir şey söyleyeceğim. Bunların hepsi bu yaşanmışlıkların hepsi esasında çok güzel şeyler. Yani bunlarla birlikte biz Tabii. Doğru, acısıyla tatlısın. O dönem için bakarsak aynen öyle. Bence çok şimdi her ama o dönemde onların bir yerdi. Doğru. Biraz yani, da kolejliler olarak hep bize Ebrize hocalarında, tüm hocalarında topluma katmak, ülkemize katmak, ülkemizi sevmek çok önemliydi. Şu anda olduğu gibi bizim okulumuzda. Kolejler olarak bu platformu oluşturmanız gerçekten çok güzel. Acaba her dönemden, yani bizim dönemimiz olsun Pamir, bizim abilerimiz, ablalarımız olsun, şu anki genç kardeşlerimiz olsun, toplumumuza ne katabileceğimiz konusunda da bu platformu kullanmayı düşünüyor musunuz? Ben de size soru sorayım. Çünkü bu tür oluşumlar baştan küçük küçük, şimdi sizin yaptığınız gibi başlar ama bir süre sonra gerçekten hacmi büyür. O zaman için nasıl bir vizyonunuz var? Biz kolejler olarak güzel ülkemize ne katabiliriz? Zeynep'le ve Tolga'yla ve bu grubu yöneten birçok arkadaşla birlikte bu konu üzerine gerçekten zaman zaman konuşuyoruz. Yani diğer Tolga'yla. Evet, diğer Tolga'yla. Biz şu anda esasında birkaç aydır bu işi yapıyoruz ve görebileceğiniz gibi çömez modundayız. Gayet iyisiniz. Umarız ilerleyen dönemde daha ciddi toplantılara daha hazırlıklı şekilde, yani çünkü sen bizim arkadaşımızsın. Esasında kolejde çok güzel bir şey. Eskimeyen bir arkadaşlık var ve o yüzden herkes birbiriyle çok rahat konuşuyor. O yüzden bu ortamda da çok rahat konuşuyor. Fakat tabii ki biz daha büyüklerimiz olsun, daha ileri noktalara gelmiş olan arkadaşlarımız olsun, onları da buraya getirmek istiyoruz. Ama birazcık daha deneyim kazandıktan sonra diye düşünüyorum. Sen ne dersin? Doğru. Hepsi adım adım taş üstüne taş koyar. Yani haklısın. Hepsini aynı anda yapamayız. Doğru. Doğru. Hepsi süreç yönetimi. Doğru. 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 Bir süreç yönetimi. Yani biz de yavaş yavaş yani kolej platformu, ben de kolejliyim esasında 3 ay oldu değil mi Zeynep'ciğim? 3 ay önce kuruldu. 3 ay. Mart başıydı. Evet, 3-4 ay oldu. Ve bu kadar sürede biz 1800 kişiye ulaştık. Yani 1800 kişi de bayağı hatırı sayılır bir rakam.
Bu yavaş yavaş 1800 kişiyle birlikte eminim ki onların da fikirleri olacaktır. Yani sadece bizim fikir beyan etmek haddimize değil. Onların da ortak bir platform. Yani herkesin kendi fikrini rahatlıkla söyleyebileceği. Çünkü biz kolejdeyken birçok grup vardı. Çünkü yaşadığımız dönemin de 1980'lerde de biz kolejdeydik. O dönemden de kaynaklı birçok grup vardı. Ve bu gruplar birbirinde hep didişirdi. Fakat şu anda görüyorum ki o grupların hepsiyle biz o günde bugün de arkadaştık. Ve bu arkadaşlık bizi gerçekten güçlü kılıyor. Yani bölünmeyen bir arkadaşlığımız var. Bu çok önemli. Yani bence koleji en önemli nedir dersen arkadaşlarımızdır. Yani biz evet 11 yıl orada okuduk. Ben 11 yıl okudum kolejde. Fakat kolejden ayrıldıktan sonra beni en az kolej kadar bana güç veren şey arkadaşlarımdı. Yani arkadaşlarımın desteğiyle ben bir şey yaptıysam yapabilirim. Çünkü onlarsız bu kurtlar sofrasında onlarsız yaşamak kolay değil. Doğru. Şanslıyız evet. O konuda şanslıyız. Şanslıyız. Gerçekten şanslıyız. Şanslıyız. Neyle devam edelim? Bu açısından da şanslıyız bu arada. Çok şanslıyız. Yani o saçımı çekmiştir, bu başka bir şey yapmıştır ama hepsiyle aramızda bir sevgi saygı ilişkisi vardır. Hepsi bizim gerçekten ileride iyi olmamız için uğraşmıştır. Kesinlikle. Sus. Neyle devam edelim? Sus. Emin Zeynep dedi ki canlı yayın konusunda Tolga sen uzmansın dedi ama hayır bu sizin platformunuz. Ama şimdi biz nasıl konuşabiliriz ki sizin karşınızda? Estağfurullah tam tersine ama burası başka bir platform ve burada bizi şu anda izleyen veya sonra izleyecek olan herkes çoğunluğumuz kolejli. Çok özel bir şey gerçekten kolejli olmak. Onun için herkes birçok farklı konuda başarılara imza atıyor. Her şeyden önce kendini geliştirme ve donatma konusunda her birimiz ayrı ayrı başarılara imza atmış durumdayız. Böyle bir kitlenin bir arada olması çok heyecan verici gerçekten. Neyle devam edelim? Mesela çocuklarla olan ilişkilerden bahsedebilirim biraz. Evet. Şimdi tabii hem TRT Çocuk Saati'ndeki çok değerli hocalardan aldığımız eğitim hem ondan sonra işte Hugo 16 yıl ve iş hayatımda da çocuklara yönelik özellikle iletişim tarafında çok büyük işler, projeler yönetmiş olmaktan gelen bir... Kreşin vardı değil mi? Ne vardı? Kreşin vardı doğru. Evet. Ama o daha çok eşimle hobimiz gibiydi. Birçok çocuk dergileri yayınladık. Kendi dergilerimizi, yabancı lisanslı dergileri olmak üzere. Orada rekorlarımız var. Birçok önemli aktivite yaptık, event yaptık. Çok büyük eventler yaptık. Büyük markalar için yaptık. Birçok faaliyet için yaptık. Hep çocuklarla iç içe olduk. Şimdi mesela günlük yaşamda burada New York'ta veya her yerde karşılaştığım durum bana çok ironik geliyor. Mesela işte ne bileyim 40 yaşında birini düşünün. İşte bıyıklı olsun mesela. Yolda koşa koşa geliyor mesela. Şapur şapur öpüyor Tolga abim diye. Yanındaki 10 yaşındaki çocuğu korkuyla bakıyor. Tanımadığı için. Çok güzel duygular bunlar. Seninle konuşuyorduk Pamir. Çok yeni ben de 2 ay önce bir YouTube platformunda bir kanal açtım. Sosyal medyada pek yokum. İlk çıktığından beri de olmak istemedim. Onun bir sorumluluk haline geleceğini düşündüğüm için kendi adıma. O gelmesi gereken bir durum. Efendim? Yani YouTube'daki yaptığın videoları izledikten sonra bir sosyal sorumluluk haline gelmesi gereken bir... Doğru mesajları var. Çünkü çok özel bir kitle var. Yani yaklaşık 20 yıl boyunca şu anda 20 ile 40 yaş arasında olan o zaman çocukları, gençleri, bugün büyükleri, onların anneleri, babaları hatta daha geniş bir span var orada. Yaş grubu. Şimdiki gençlerden bir şekilde bir yerlerde dokunuyoruz birbirimize. O bir görev tabii aynı zamanda. Yani hem duruşla hem verdiğin mesajlarla
Çünkü o kadar sıcak bir bağ ki hani hep sanatçılar, şarkıcılar, ben sanatçı değilim, ben televizyon sunucusuyum. Hani işte o sıcak bağdan bahsederler, heyecanlanırlar, mutlu olurlar ama bizim onlarla kurduğumuz bağ gerçekten çok başka. Bunu ben günlük hayatımda hissediyorum. Bu kanalı açtıktan sonra da YouTube'da yeni yeni yine hissediyorum. O bir sorumluluk yüklüyor. Güzel şeyler yapmak istiyorum. Onun dışında LinkedIn'de varım. Sosyal medya olarak ikisinde varım, bir tek iki platformda. Onun dışında sosyal medyada olmadım. Aslında yaptığım işler sosyal medya yönetimi tarafında da hizmet verdim ve veriyorum birçok markaya. Ama kendim olmak istemedim. Onun için sizin bu platformunuz bana çok heyecan verici geldi. İnşallah güzel büyür. Hep birlikte bizim destek oluruz. Umarız. Birisi bir mesaj yazmış. Demin Tommy Bey'in de söylediği gibi yılları durdurmuş dendiğinde şimdi diyorlar ki sesi hiç değişmemiş. Yani nasıl değişsin ki zaten? Hani sizin o bir coşkulu girişiniz, hani bir coşkulu evet çocuklar buradayız falan değişiniz ve güler yüzle, her zaman güler yüzle konuşmanız hala devam ediyor. Ve özelden mesaj atmışlar bana. Sesi hala değişmemiş, hala aynı diye. Ne güzel, teşekkür ederim. Çok söyleyeyim mi? Biz seninle 40 yıllık arkadaşız. Fakat ben şunu fark ettim. Zeynep seni Hugo olarak benden çok daha iyi tanıyor. Tabii yani, sen yani sınıftaki savaşlardan yumurta yapıştırması, kız yapıştırma öyle abuk sabuk şeylerden hatırladığımız için birbirimizi, ben de seni doğal olarak. Onlar daha önde oluyor. Evet, abi, evet. Biz zaten benim kendi düşüncem okuldan geldiğimizde zaten işte bir servisten geldik, işte duşumuzu aldık, oturduk, biraz ders çalıştık, televizyon açılıyor, o ses geliyoruz böyle. Televizyon karşısında ben hep daha önce size söyledim ya, şey düşünürdüm. Acaba torpil lazım mı bağlanmak için? Hani torpille mi bağlanıyorlar? Ararsam acaba ben de bağlanır mıyım falan diye çok düşünmüşümdür o zamanlar. Şimdi, 16 yıl sürdüğü için her yıl farklı seçme yöntemi oldu ama bunların çoğu döneminde çok ağır noter sistemleriyle falan geçti. Hatta o dönem işte birçok böyle ne bileyim işte başbakanın, bakanın vesaire böyle kimse birbirinden daha önemli değil de toplumda daha önemli kabul edilen kişilerin bile bazen beklentileri olmuştu. Gerçekleşmemişti ilk yıllarında. Ne? Yani bağlanır mıyım? Hani ben de oynayabilir miyim falan diye çok hani düşünmüşlüğüm vardır benim o zamanlar. Ama biz o programlarda adil olmayı, eşit davranmayı, haksızlık yapmamayı öğretirken zaten öyle bir şey yapmamız mümkün değil yani. Çok heves etmiştim. Yani bir türlü oynayamadım. Onu demek istiyorum. Biliyorum. Ya şimdi işte bu yeni YouTube kanalında çok mesajlaşıyoruz herkesle. Yani yine işte senin yaşındakiler Zeynep, senden biraz daha genç, biraz daha büyük olanlar bile ya bunu tekrar nasıl yaparız, biz o içimizde kaldı oynayalım falan diyorlar. Biliyorum o duyguyu. Bu ses konusu da şöyle enteresan. Yıllar sonra birkaç gün önce Ebrize hocamın sizin platformda yaptığı sohbeti izlerken şunu fark ettim. Ses, çünkü bana yazan mesajlarda da diyorlar sesini duyunca farklı geliyor Toğol abi diye. Ebrize hocanın sesini duyunca düşün, yıllarca biz onu işte bahçedeki törenlerde sınıf içi hoparlörlerden dinledik. Sesini biliriz, sohbet herkese tek tek ilgilenirdi. Ama Ebrize hocanın sesini duyunca tüylerim diken diken oldu ve çok heyecanlandım. Çünkü o yılların hani sanki orada böyle bir paket var. Sesler böyle paketlenmiş dijital veri akışındaki gibi. O orada kalmış, sonra bir daha o paketi aldığında çözülüyor o paketi ve o duygular tümüyle geliyor. Ses çok etkiliyor. Bizi hocamdan da çok etkiliyordu. Başka bir bağ, evet, ses konusu. Evet, öyle yazmışlar. Şarkı söyleyeyim mi? Var mı öyle bir şey? Hiç yok. Bir gün Kanal Alt'taydık galiba. 23 Nisan canlı yayını. Bizim çok sevdiğim, çok saygım, çok özel bir insan olan Melih abi, Melih Kübar da konuk olmayı kabul etti. 5-6 tane çocuk var. Melih abi piyanonun başında oyunları oynuyoruz. Arada da duruyoruz. O bize şarkı çalıyor. Piyanonun başında çocukların etrafını aldı. 23 Nisan geldi, bir şeyler söylüyoruz falan. Tam parça devam ederken
Melih abi, ki bu anıyı ne yazık ki böyle bir duayen önemli bir isimle yaşıyorum. Hani biraz daha, hani daha az önemli bir müzisyen olsaydı çok da beni etkilemezdi. Çalarken parçanın ortasında canlı yayında durdu. Yani o yıllarda da milyonlar falan izliyor. Bugünkü gibi değil televizyon. Herkes seyrederken parçanın kesilmesine çok ekstremmiş. Hani deprem oluyor, işte nükleer saldırı var falan, öyle durdu. Şöyle yaptı. Tolga dedi, sen istedin geriden dedi. Ben tekrar başladı. Yani o kadar kötüydü. Ama isterseniz söyleyin. Yok. Bu arada herkes selam söylüyor. Zaten daha sonra siz de okursunuz mesajları. Selamları, sevgileri var herkese. Herkes çok öpüyor. Birisi bağırarak yazmış Hugo diye. O da benden demek ki. Benden Hugo. Pamir Bey deyince ben işte Tolga ben de Hugo. Hemen de neyse. Teşekkür ederim. Benim için bir çok Hugo sonra, Hugo zamanında mı Amerika'ya gittin, Hugo sonrası mı Amerika'ya gittin? Aslında 90'lı yılların ortalarından itibaren bir ayağım buradaydı hep. Hugo 93 yılında başladı. 95'lerden, 4'lerden, 5'lerden beri hep iki taraf oluyordu. Bazı dönem bir taraf daha yoğun oluyordu. Tabii hep Türkiye'deydim, aslında işlerim, ailem. Ama son 7 yıldır hep buradayız. Yani sık gelip gidiyorum. Burası dediğim New York. New York, evet. Hep New York'tayız. Çok sık gidip geliyorum ama Türkiye'ye. Türkiye'de de yaptığım şeyler var. Tabii özlem konusu bambaşka. Ankara'yı çok özlüyoruz. İstanbul aşığı olmakla birlikte. Eşim İstanbullu. Onlar kuşaklar boyu Emirganlı ama çok enteresan bir şekilde bizim kolejden olmayan, Ankara'dan olmayan eşim Ankara aşığı. Bunu biz Ankaralılar iyi biliriz. Yani İstanbullu biriyle evlenip de Ankara'yı sevmesinin olası olmadığını, biz Ankara'ya hayran da olsa. O çok seviyor. Hatta Türkiye'ye gittiğimizde mutlaka Ankara'ya da gidelim diyor. Oradaki dostlukları hem kolejden hem Ankara'daki en önemli şeylerden biri. Geçen korona nedeniyle gidemiyorduk. Geçenlerde anne babayı ziyarete gittik. En önemli şey nedir? Bu onca anneyi babayı ziyaret ettikten sonra Ankara'ya gidince yapılması gereken en iyi şey, en önemli şey nedir? Ciğer 52. Uludağ İskender. Ya da Uludağ İskender. Ya da Kebap 49. Ya da Kebap 49. İlk gittiğimizde hangisini gittiğimiz hep o sorun oluyor. İlk iniyorsunuz. Şöyle bir problem var. Ankara'ya gidiyorum. Atıyorum şu anda nokta bir tonum. Çok şükür. Nokta bir tona indim. Abi 101 kilo gidiyorum, Ankara'dan 104 kilo dönüyorum, tamam mı? Zayıflıyorum, zayıflıyorum, zayıflıyorum. Ankara'ya 101 kilo gidiyorum, yine 3 kilo almış olarak dönüyorum. Yani çok zor bir şey Ankara'ya gidip de pişmanlamadan geri dönmek. Sen İstanbul'da nasıl besleniyorsun? İstanbul'da hanım bana güzel yemekler yapıyor. Evet, çünkü... Yani hanımını da bildiğimiz için hiç suçlayamazsın yani. Ama Ankara, evet, farklı bir heyecan. Orada dostlarla da buluşuyorsun muhtemelen. Onun heyecanı. Sınırlar koymuyorsun kendine. Bir kere Uludağ yemek çok önemli. Öyle. Peki o yıllar ve Ankara deyince bizim hatırladıklarımızla Zeynep'in hatırladıkları aynı mı acaba? Veya şu andaki kardeşlerimizden, şu anda lisede öğrenci olan veya son 5 yılda mezun olan kardeşlerimizin, abilerimizin, ablalarımızın ilk akla gelenler ne olabilir? Bizim Ankara'mız bence daha saf bir Ankara. Doğru, o kesin. O kesin. O kesin. Zeynep, seninkisi? Ben şöyle, Ankara'yı çok severim. Yani Ankara'da çok güzel okulda da günlerimiz oldu. Ama okumak için İstanbul'a geldim. Ankara'yı ziyaretlerimizde her bir gittiğimde bir öncekinden bir farklı olduğunu gördüm. Ama yine de ne olursa olsun Ankara'dır. Yani oraya gittiğinizde bir içiniz bir başka olur. Ve dedim, Ankara'dır işte, yani memleket dedikleri o herhalde. İster. Gittiğiniz zaman o girerkenki Ankara tabelası bile İnsanın içini ısıtıyor. Hani mesela İstanbullular şey diyor, orada deniz yok ki, hani Ankara öyle memur şehri falan, ama yani o bizim Ankara olduğu için bize öyle değil. Biz çünkü okuldan evimize yürüyebilen çocuklardık. Yani biz Ankara'nın dönmesini değil gitmesini seviyoruz. Evet. Ne yazık ki. Bir deneme dönerken
Biz hala tatilden eve giderken Ankara'ya dönüyoruz. Ama tatil konusunda benim bir anım var ama yani şimdi 2002 yılında evlendiğimizde Show TV'deydi canlı yayın. Her gün canlı yayın var. Evlendiğim için de 2-3 gün izin istedim. Hani canlı yayını durduralım dedim. Hiç olmazsa böyle yakın bir yere, ne bileyim Avrupa'da bir yere ya da Türkiye'mizde bir yere, ama bir hani 1-2 gün evlendikten sonra işi bırakmak lazım en azından. Öyle bir hafta 15 gün falan bırakmak söz konusu değildi. 2 gün izin aldım canlı yayında. Ondan sonra tabii İrem de Ankara'yı çok sevdiği için, ya dedik bir yere gidemezsin 2 gün. Hadi Ankara'ya gidelim. Biz balayımıza Ankara'ya gittik İstanbul'dan. Gerçekten. Evet. Bir akşam evlendik. Ertesi sabah arabayla Ankara'ya yola çıktık. O akşam Hacı Arif Bey'e gittik. Oo. Tamam, demin onu saymayı unuttuk bu arada. Ankara'nın evet, vakitlerinden Güneş Sokak'taki. Ondan sonra ve Kolej'den bir arkadaşımla karşılaştım. Yan masada oturuyordu. Aa Tolga ne yapıyorsun dedi. İşte çocuk var mı dedi. Evli misin dedi. Evet dedim, evliyiz. Halbuki daha 24 saat olmamış yani. Dün akşam o saatlerde evlenmişiz falan. Aa ne güzel falan. Yani biz dün evlendik, balayındayız dedik. Yani Hacı Arif Bey'e ve Ankara'ya mı geldiniz diye bizi çok eleştirmişti ama Ankara'ya. Bu kadar anı. Başkan da anlatabilir ama. Anılar senin. Misafir sensin. Peki. Peki. Yani ben hep şeyi takılıyorum. Artık bu yaşımızda bizler bu anılardan aldığımız derslerle mutlaka ve mutlaka birilerine bunları aktarmamız gerek. Evet, çocuk programında aktarabiliyorsun, doğru bulduğunu öğrenebiliyorsun. Ama kolejlerin bence en büyük misyonlarından biri her kesimi kabul ederek, her kesime saygı duyarak, herkese bütün olarak bu öğretileri de yaymak. Bize hep bu öğretildi. Etrafınıza ışığınızı verin, doğrularınızı verin diye. Şu anda beni en çok tatmin eden o. Yani ana anlatmak hoşuma gidiyor. Dinlenmek herkes tarafından sevilen bir şey. Yani herkes anlatırken başkalarının dinlemesinden zevk alır ama ben de belki bu yaş döneminde ama hep öyleydi. Doğru bulduğum şeyleri yayarak tatmin duyuyorum. Onun için anıdan çok birazcık ülkemiz için, çevremiz için nasıl yararlı oluruz, hep onları konuşmaktan keyif alıyorum bir şey gerçeği. Hem sunucu yönetmen Zeynep, o söylesin öyle devam edin. Şöyle, doğru bulduğum şeyleri yayarak keyif alıyorum dedim. Aslında yaymandan YouTube'daki videolarını ben düşündüm. Gerçekten çok güzel fikir beyanları, güzel analizlerin var. Korona zamanında hem değişik noktalarda gerçekten samimi olarak tebrik ediyorum. Onu hissediyorum Pınar'cığım. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Beni de çok mutlu ediyor. Yani medyanın değişimini zaten hepimiz çok iyi biliyoruz. Değişimden kasıt içerik anlamında değil, platform anlamında, yani insanlara erişme yöntemleri olarak diyorum. Artık yani bildiğimiz televizyonun etkisi daha da azaldı, daha da azalacak ama bu platformlar herkes için bir şans, her birimiz için. Kolejler platformu için öyle, benim YouTube yeni kanalım için öyle. Buraya herkesin koyduğu içerik, kendince doğru olanı koyduğu içerik çok kıymetli bence. Çünkü asıl bize yine kolejde öğretilen, herkesin fikri farklı olabilir. Yani ne var bunda? Herkesin fikrini dinle, saygı duy ama onunla birlikte ol düşüncesini bu platformlar bize tekrar öğretiyor bu yaşımızdan sonra. Milenyıllarla birlikte. Evet, onun fikri farklı, benim farklı, senin farklı, onun farklı ama bir platformda o fikirleri herkes koysun. Önemli olan birbirini herkes kabul etsin. Birbirini dışlamasın. En büyük sorun burada. Bu platformlar onlara çok yarıyor gerçekten. Evet, birbirimizi saygıyla kabul etmemiz lazım her tarafın. Aynen. Yani herkesin birbirini seviyor olması lazım. Bu çok önemli bu. Gerçekten çok önemli bir şey. Ya bizi Pamir, korkularımız, travmalarımız, çünkü hepimizin küçüklü büyüklü travması var. Yani demin konuştuğumuz o saçın burasından çekmeyle okuldaki. Yani ben gerçekten o bahsettiğim öğretmenim, el iş öğretmeni. Yani hala kareler gözümün. Sen gel dediğinde o belli ki buradan bir grup çekecek. O süreyi, o bir iki dakikayı anlatamam yani. Yani çektiği an o kadar korkmuyorsun. Şimdi o bir travma. Tamam. O dönem için normal. Peki. Efendim?
40 yıl sonra bile aklında. Acısı bile aklında. Ama bu travmalar, bu korkular, bu yaşanmışlıklar dediğin gibi senin bizi bir yere getiriyor. Hepsinin bir yararı var diyelim. Ama ne olursa olsun başkalarının bize verdiği kaygılar, korkular, düşmanlıkları biz kolejler olarak filtreden geçirip tertemiz hale getirip beynimizin için temiz tutmalı ve eskiden gelen kızgınlıklar, kinler kime karşı olursa olsun olmadan herkes kabul ederek toplumumuza hizmet etmeliyiz. Çünkü bunun başka yolu yok zaten. Yani ayırarak, farklı görerek, küçümseyerek veya çok büyüterek, o da çok büyük bir hastalığımız, olduğundan büyütmek birçok şeyi, birçok kişiyi, birçok ortamı, o da yanlış. Ama evet, sevgi Ömürcüğüm, dediğin gibi bu bazen geyik gibi geliyor sevgi kelimesini böyle kullanmak, ama gerçek hep sıcak ilişkiler, güzel paylaşımlar sevginin olduğu yerlerde oluyor. Bizim de bunu önder olmamız lazım çevremize gerçekten. Zeynep'ciğim, sen bir şey mi diyordun az önce? Yani şey diyorum, evet, sevgiden gelen bir şey bu, ama şey düşünüyorum ben, ortak bir noktamız var. Birbirimize saygı duymak zorundayız. Ve onunla birlikte de destek olmak zorundayız. Aynen. Tabii. Yani bu da sevgiden geliyor. Evet, ama hepimiz birbirimizi sevmeyebiliriz, ama saygı duymak zorundayız. Tabii. Destek de bu arada maddi ve veya manevi. Yani herkesin, çünkü bazen maddi anlamda desteğe ihtiyacı var. Maddi derken parasal demek istemiyorum, ama bazılarının manevi ihtiyacı var. Her neyse bu birbirine rahatlıyor. Evet, ortak bir noktamız var ve bunun içinde ya bu bizim için çok özel bir şey. Ben evet, görüyorum burada da işte insanların, yok makarna günü var, şu günü var, bu günü var, ama TED dediğiniz zaman, ben mesela İstanbul'a geldiğimde çok başıma geldi. Biriyle karşılaştığınızda, Ankara'lı mısın, hangi okuldan, TED'li misin deyince birdenbire akraba çıkıyorsunuz. Tabii, yani akraba olmanızda gerek kalmıyor. TED'li olması yeterli. Yani, o bir ruh. Ve onun için hani bu saygıyla gelen bir ortak nokta, bir paylaşım. Şu da enteresan değil mi Zeynep? Şimdi kolejin hala bugün de, o günlerde de Ankara içinde ve Türkiye içinde ne kadar etkili olduğunu biliyoruz. İstanbul'da birçok kurumu, özel, kamu yöneten, iş hayatında, siyaset hayatında birçok kişinin kolejden, Ankara Koleji'den yetiştiğini biliyoruz. Ve her birinin kendi içinde dev başarılara imza attığını biliyoruz. Fakat yine de baktığımda bizim kolejimizin o etkisi, o heyecanı, ki o yıllarda hani bir yerde gittiğinde nerede okuyorsun dedi ya, gerçekten Ankara Koleji'nde demek şeydi, hani Mars'ta yaşıyorum falan kadar istisnai, özel bir şeydi. Ama toplumdan kopuk anlamında demiyorum tabii, ama kıymetli, zor erişilebilen bir şeydi. Böyle bir okuldan mezun olmak, böyle eğitim almak, böyle arkadaşlarla, eğitimcilerle bir arada olmaya rağmen kolejliler dendiğinde böyle öne çıkan bir algı görmüyorum. Yani ne demek istiyorum? Bireyler olarak çok öne çıkan kişi var. Ama kolejliler ruhunun öne çıkarılması için işte bu tür platformlar çok önemli. Biz bunun değerini biliyoruz. Ama gündeme de getirmemiz lazım. Hem geçmiş kuşaklar, bizden büyük abiler, ablalarımız, hem şimdikiler için bu çok önemli. Peki ben bir şey soracağım Tolga'cığım. Şimdi bir tane comment gelmiş. TED değil, Ankara Koleji diyor. Tamam, biz de Ankara Koleji'liyiz. Fakat şimdi ben İstanbul'da bunu fark ettim. İstanbul Koleji'li olanı var, Ankara Koleji'li olanı var. Ve başka yani Karabük Koleji'li olanı var. Doğru, yanlış değilsem. Birçok kolejden gelen kolej ruhunu taşıyan insanlar var. Evet ki Ankara Koleji bizim kalbimizde gerçekten çok değişik bir yere sahip, ama aslında tüm kolejliler birlikteyiz. Doğru mu düşünüyorum? Evet. Yanlış. Beni düzeltir misin? Estağfurullah. Etimolojik olarak ya da kelimelerin, her bir kelimenin kendi derinliğine baktığımızda aslında bizim o dönemdeki kolej kelimesinde de bugünkü kolej kelimesinde de bir problem var bence. Çünkü o yıllarda Ankara'da nerede okuyorsun dediğinde, Ankara Koleji'nde TED'de okuyorum derken duyduğumuz gururla beraber, o kolej kelimesinin bize gururla birlikte yüklediği ve gerçekte olmayan, sanki snobluk, sanki burnu havadalık, kendini beğenmişlik gibi bir
algı vardı ki işte hocalarımız, Ebrize Hocam gibi birçok her bir hocamız bizim iyi eğitim almakla birlikte, o dönem çok azdı çünkü iyi eğitim alabilmek, bunu ayrışma veya kendini farklı görme nedeni olarak da kabul etmememiz gerektiğini bize hep öğretiyorlar. Biz öyle büyüdük. Ama Oruç kelimesinin kökeninde algı olarak sanki hala günümüzde de öyle mi, onu tam ölçemiyorum şu anda ama sanki böyle hafif, şımarık da demek istemiyorum, hafif kendini farklı gören gibi bir algı var. Halbuki o binanın içinde, o okulun içinde biz hep mütevazı olmak, kendinden çok toplumu düşünmek gibi şeylerle büyüdük. Dolayısıyla o kelimede bir problem olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz İngilizce'de, burada Amerika'da kolej kelimesi aslında üniversite eğitim kurumu anlamına geliyor. Türkiye'ye özel okul diye zamanında geçmiş. Bizden büyüklerimiz, abilerimiz, ablalarımız daha iyidir ama sanki kendini bir de öyle bir yük yüklemiş o kelime. Yani özel, işte çok yukarıda olan, nasıl diyeyim, biraz özenti bir hal eklemiş. Bizim bunu anlatmamız lazım öncelikle. Sonra o senin bahsettiğin kolejlerin bir bütün olması. Tabii ki Ankara Koleji benim için çok önemli. Çok fazla grup var. Esasında çok fazla grup olması güzel bir şey. Çünkü çok fazla eşitlilik var ortamda. Doğru. Ama tabii bu kadar çeşitli grubun olduğu bir ortamda esas ana görevimiz bu kadar çeşidi birleştirmek. Tabii. Hep birleştirme zaten. Yani toplumda, şehirde, ülkede, kökenler arasında bütün mesele birleşmek. Birleşmeyince güçsüz kalıyoruz. Ya ama kolejler olarak derken de kelime anlamı olarak kolej eğitim kurumu kökenli olup ama aslında toplumla iç içe olan, hiç kimseden farklı olmayan, daha aşağıda da olmayan, daha yukarıda da olmayan, tam tersi onlara ışık veren bir kitle olmalıyız. Biz hep aynı şeyi dönüp dolaşıp kendilerimize kurtar diyoruz. Çok iyi bir eğitim aldık. Hele hele. Tabii bir de bir kurumun kolej olarak, Türkçedeki anlamıyla kolej olarak adlandırılması için adlandırıldığı zaman illa çok bir eğitimde bir anlamı da çıkmıyor. Bir ara bu özel eğitim sisteminde çok kötüye kullanılmıştı bu kelime. İşte bir şey koleji, o koleji, bu koleji diyerek sanki iyi eğitim var havası verilmişti. Öyle bir şey yok. Yani çok az sayıda nitelikli kurum var Türkiye'de bu kadar iyi eğitim veren. Peki 50 dakikayı devirdik. Süper. 40 yıl 50 dakika seninle Pamir'cim. 40 yıl 50 dakika. Kolejde. Kolejimizi konuştuk. Hugo'yu konuştuk. Hugo'dan sonra Amerika'yı konuştuk. Akabinde senin YouTube siteni YouTube kanalını konuştuk. Ki bence çok başarılı bir kanal olacağına eminim. Başka? Hop senin. Lütfen süre olarak siz beni yönlendirin. Bitirmek istediğiniz zaman bilgi verin. Ben bir şeyler geldikçe paylaşayım sizlerle. Eğer konuşacağımız bir şey varsa saatlerce de konuşabiliriz. İzleyicilerim sıkılmazsa. İzleyicilerim ben sıkılmam. Koleji arkadaşlarımızı sıkmayalım. Benim için önemli olan o. Ama yani aklımda olan, paylaşmak istediğim neler olabilir başka düşünüyorum. Belki yine aklımda ekranda sen olduğun için Pamir sürekli o yıllarımız geliyor. Yani bugüne seni orada görüp evet. Şöyle aslında senin seslendirme dönemini belki paylaşabilirsin. Aslında eminim birçok anıların vardı. Tamam. TRT çocuk saati işte perdesi gibi. Yani işte ortaokul ve lise dönemi hep seslendirmelerle geçtiği için işte o dönem bizim arkadaşlarımız daha iyi bilir. Cosby ailesinde evin oğlu Theo çok popülerdi o zaman. İşte Voltron'da seslendiriyordum. Michael J. Fox'u seslendiriyordum. Bir çok filminde bir dizisi vardı mesela. Yıllarım, Ankara'daki bütün yıllarım neredeyse seslendirmeyle geçti. Üniversitedeyken hem seslendirme hem işin prodüksiyon ve yönetim tarafında da oldum TRT'de. Seslendirme öyle bir şeydi ki okuldan çıkıyorduk. Yani kolejden koştur. Kavaklı'daki TRT binasını bilirsiniz. O zaman oran yapılıyordu yeni. Oraya gidiyorduk. Geceleri kadar seslenme stüdyosundaydık. Ama orada bir arada bulduğumuz abilerimiz, ablalarımız o kadar değerli isimlerdi ki şu anda dizilerin, nitelikli yapımların, sinemanın
en dev ismi olan Büyükler'le biz aynı stüdyoda günlerimizi geçiriyorduk. Çok iyi eğitim aldık. Seslenme bana çok şey kattı. O zaman tabii çok nitelikliydi. Seslenme çok vaktimi aldı ama Hugo'dan sonra çok seslenme yapamadım. Şimdi o tabii kolejden kızlara yürüme, okuldan hemen TRT'ye koşma konusu aklıma gelince bir şok hatırlıyorum. 15 yıl önce falan mıydı bilmiyorum, siz daha iyi bilirsiniz. Ankara'ya yine bir geldiğimizde mutlaka bir okulumuzun binasının önünden geçmek, oranın ruhunu almak vardı ya, orada yürümek falan. Kızılay'dan yürüdük okula doğru. Lise tarafından yürüdük. Sonra mezun olduğum ilkokul tarafına baktığımda Çankaya Belediyesi tabelası görmüştüm. Şimdi Çankaya Belediyesi tabii ülkemizin en, bizim yaşadığımız bölgenin ve ülkemizin en iyi hizmet veren belediyelerinden biriydi. Konu onunla ilgili değil ama bir nokta nokta bir şey belediyesi gördüğümde çok garip bir duygu yaşamıştım. Hani travmalarımız diyorum. Ebrizi hocamın o bahçesinde konuşma yaptığı, bizim toplumu seyrettiğimiz okulun bahçesinde bir belediye binasıydı. Hala öyle mi bilmiyorum. Türkiye Eğitim Derneği Üniversitesi var galiba. Oh, süper, harika. Hayır, bilmediğim için de özür diliyorum. Ama tabii yine de bizim için kolej orası. Tabii yani lisesiyle, ortaokuluyla, tümüyle, her yerde. Yani Üniversitesiyle, Manolyasıyla. Evet. Ondan sonra orada bir tane dönerci vardı. Neydi adı? Poton ağacının yanında. Evet. Şöyle bir şey yapalım. Zor bir şey ama. Tek tek Zeynep, sen, ben birer kelime söyleyelim okul yıllarımızı hatırladığımızda. Ben Ebrize Hocam diyerek başlamak istiyorum. Yani herkes bir şey söylesin bakalım. Ne hatırlıyor? Yani Hüdaverdi diyebilirsin, pastane. Şimdi ben McDonald's olmayan McDonald's'ı söyleyeceğim. Hatırlar mısınız? Sizin zamanında evet. Var mıydı? Evet. Ama o bizim... İşte hocalarımı söylemeyeceğim. Çünkü hocalarımın hepsini seviyorum. Biri söylersem diğeri bana kızar. Onun için bir de ilkokulda okumadım ben TEP'te. Ortaokuldayken girdim. Ama şey de çok ilginçti. Okula girdik, kayıt olduk. Bir saat bize izin verdiler. Öğle tatili için dışarı çıktık. Bir baktım orada McDonald's yazıyor. Ama işte şey yok. Ama orada Türkiye'de McDonald's yok. Tabii 84'te geldi galiba. Sosisli yerdik orada. Yani ben lise sondayken gelmişti İstanbul'a, Taksim'e açıldığında biz günübirlik ya da bir gece kalmalı İstanbul'a McDonald's'la hamburger yemeye gitmiştik yani ilk açılan şubeye. Yani. Öyle bir şey. Ben hatırlıyorum. Yani. Alt geçit mesela. Alt geçitimiz duruyor mu bizim? Liseyle. Kapalıdır herhalde artık. Yani çok önemli yani oradan geçmek. Benim şimdi aklıma gelen nereden biri, ortaokul kapısından çıkınca sağdan ikinci binanın bahçesinde bir amca hep lahmacun satardı. Of hatırlamıyorum şimdi. Yanında da başka bir amca şey satardı. Macun. Veya kapının yakınında. Macun hatırlıyor. Ya macun hatırlıyor hocam. Yani ben efendim. İlk gün aldım onu. İlk gün. Aldın mı? Değil mi? Ya o lahmacuncu var ya, yani ne kadar izbe bir şekil. Yani bir el arabası ya. El arabası. Lahmacun var. Fakat herkes onun etrafında o lahmacunları bitirirdik 15 dakikada. Ve o lahmacunun tadı hala aklımda. Ne güzel. Çok kötü bir lahmacun olduğuna eminim. Fakat o lahmacun istediği kadar kötü olsun, hayatımda yediğim en iyi lahmacunlardan biri. Beni böyle daha çok fiziksel ortamlar hatırlatıyor. Yani lezzetler değil de yani işte o koridor, o bina, o bahçe falan böyle şeyler gözümün önüne geliyor. İşte spor salonumuz, daha sonra koridorlar, sınıflar, lisedeki tiyatro salonu, orada çok sahneye çıktığım için birçok gösteride. Yani o kadar önemli ki orada sahneye çıkmak. Ben şeyi fark ettim yıllarca. Kolejden mezun olduktan sonra bir yerde işte herkes kendini anlatırken ya da işte başarılarını kendini anlatırken falan şey dediğimi fark ettim. Sonra durdurdum onu. Lisedeyken tiyatro kolu başkanıydım falan. Yani o kadar önemli ki benim için. Evet. Yani lisede ben... Çünkü işte... o lisedeki, Tolga'cığım, o lisedeki o tiyatro kolu şu anda Türkiye'deki önemli tiyatroculardan birçoğunu yetiştirdi. Doğru. Doğruyum. Doğru, çok doğru.
Demek ki çok önemli bir yermiş. Bahadır Erdem'i hatırlarsınız bizim dönemden. Onun da bir YouTube kanalı var. Buraya New York'a geldi. Geçen yıl buluşma şansımız da oldu. Biliyorsunuz ünlü bir hukukçu oldu o. Bahadır'la tiyatroda oynuyoruz. Çünkü dekorlarımız falan çok havalı. Bahadır'ın da boyu uzun. Birdenbire Golden oyunu, İtalyan oyunu, ağır oyun oynuyoruz. Becermeye çalışıyoruz. Tabii çok komik durumdayız aslında da. Böyle oynarken o klasik oyunu benim gözüm büyüdü. Şöyle yaptım. Bahadır fark etti. Döndü dekoru tuttu. Kafamıza dekor geçmişti. Hiç unutmuyorum orada. Orada çok anımız var. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Bana sohbet güzel oldu. Ben keyif alıyorum dediğim gibi ama izleyenleri sık olmak için istediğin zaman toparlayabiliriz. Bana bağlı. Başka unuttuğumuz, özellikle o dönemden anmamız gereken kişileri bir daha bence analım. Başta hocalarımız, idarecilerimiz, onlarla ilişkilerimiz çok iyiydi. Bize çok emekleri var. Arkadaşlarımız, canlarımız, bizi şimdi izleyen arkadaşlarımız, izlemeyen. Çünkü gerçekten karakterlerimizin oluşmasında, geleceğimizin dizayn olmasında arkadaşlarımızın etkisi çok büyük. Eminim ben Pamir'le yıllar boyu yaptığım 100 bin milyon sohbetin içindeki birkaç trilyon kelimenin benim geleceğime etkisi oldu. Benim ona oldu. Yani saçlarımla ilgili benim bir etkim olmadı ama şimdi birbirimize çok etkimiz oldu. Dolayısıyla senin ya ortaokul lisedeydi galiba, tahtaya çizdiğin şeyleri hatırlıyorum. Çizdiğim. Evet. Bir gün çıkardık, doğaçlama yapardık. Tolga bir şey çizerdi, başkası başka bir şey çizerdi. Ha. Ya Pamir, şöyle bir problem var. Muhtemelen öyle travma olmuş ki ben onu unutmuşum, gömmüşüm. Hayır, evet, onu hatırlatırım. Hayır, senin de olduğun Ankara'da, İstanbul'da bizim sınıfla, okuldan arkadaşlarla her buluşmamızda şöyle bir şey oluyor. Herkes bir şey anlatırken birbirimizle ilgili, benle ilgili anlattıkları şeyler o kadar marjinal oluyor ki ben hem bilmiyorum hem de silmişim yani. O kadar travma olmuş ki yani sen bile işte bir hocaya şöyle yapmıştın, işte ayakkabını çıkarıp masasının üstüne koymuştun, yağmurlu ayakkabı bilmem böyle şeyler ve ben gerçekten hatırlamıyorum. Dinledikçe de korkuyorum yani kendimden. Galiba o kısmı hatırlıyorum, çok yaramaz olduğumu hatırlıyorum ama yaramaz, eyvah eyvah, benim pilim bitti zaten, mecburen bitireceğiz, tamam. Yavaş yavaş böyle yaramazlık demeyelim, o günün esasında o yaramazlık değil, o özgür ruh. Yani o günün özgür ruhu bizim bugünkü özgür ruhumuzu getiriyor. O bence yaramazlık değildi, o çok önemli bir özgür ruhun gerçeğe taşınması. Pamir'cim, sen ortaokuldan, liseden beri hep çok doğru şeyler söyledin. Fen derslerindeki başarılarını hep kıskanırdık, aklının çalışmasını. Fakat şu sohbetin bence en önemli kelimesini kullandım. Kendimce söylüyorum bunu. Özgür ruh, o da kolejden geliyor işte. Evet. Özgür ama başkalarına saygı duyan ve topluma bir şey katmak isteyen aynı zamanda. Özgür. Evet. Yani, ben bütün gücümü o özgür ruhtan alıyorum. Çok da başarılıyorum. Yani, çok teşekkür ediyoruz. 10 yıllardan bu yana Pamir'cim, yaptığımız milyonlarca, ne şansımız, şükürler olsun ki senin gibi arkadaşım var. Yaptığımız sohbetler içinde içi en dolu kelimen olarak seçiyorum bunu. Seni çok seviyorum. Beni konuk ettiğiniz için Zeynep'e, sana Pamir'cim, izleyen herkese çok teşekkür ediyorum dinledikleri için. Ayrıca bu platformu kuran abilerimiz, ablalarımıza, kardeşlerimize de emekleri için teşekkür ediyorum. Ülkemize, yaşımız kaç olursa olsun, ne kadar büyürsek büyüyelim, ülkemize hep birlikte yararlı olmaya devam edeceğimizi düşünüyorum. İnşallah. Sevgiler. Konuk ettiğiniz için. Bay bay. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Zeynep tıkandı sanki, bir şey hissediyorum. Ne? Zeynep tıkanmak üzere. Ay, gözlerinde bir mutlu benim için. Yok ya, çok farklı mutluluk. Onu diyorum, çok sizi görmek gerçekten çok güzeldi. Benim ki öyle bir yazmışlar. Bir sürü sınıf arkadaşınız buradan selam yollamış. Daha sonra çok yorumlara lütfen bakın. Çok sevindim. Gerçekten o bu sesi duymak beni çok mutlu etti. Çok bu akşam özellikle. Hatta Pamir Bey ilk söylediğinde de çok mutlu olmuştum. Hatırlıyor musunuz?
Mesajla konuşmuştuk geçen gün. Özür diliyorum. Herhalde bitebilir. Biterse tamam. Şimdi biraz bağlı. Çok teşekkürler konuk ettiğiniz için. Canım okul dönemi arkadaşlarıma da çok sevgiler. Herkese çok sevgiler. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Sevgiler. Allah'a ısmarladık.